İsmim Ahmet Tandoğan. Gaz işine, gaz işine hobi olarak başladım. Merak ettiğim için birkaç kaz alarak bu işe başladım. Daha sonra araştırdığımda bu işin değişik ülkelerde sektör olduğunu gördüm. Kayseri'de de birkaç tane bu işi yapan arkadaşın olduğunu, fakat pazar sorunu olduğunu araştırdım. Yavaş yavaş bu iş ilerledi. Tamamen doğal yöntemlerle kazlarımı yetiştirmeye başladım. 5 tane başladığım kaz işine 1 yılda 80 sayıya ulaştık. Ama bunu yaparken de hiçbir uluşka makinesi kullanmadan bu işi devam ettirdik. Bu işin aslında geleceği var. E, bu işi e, özellikle Kars yöresinde yaygın olduğu için birçok insanımız or oraya gittiklerinde seyahatlerinde gazeti yemekteler ve bundan da memnun olduğunu söylemekteler. E, Kayseri'yi de düşünürsek bir turizm bölgesi olduğunu düşünürsek Erciyes'in varlığını ve özellikle hacılarında e, bu, bu işte büyük bir e, yer olduğunu düşünürsek yavaş yavaş bu işi geliştirerek hacılarda e, özellikle bu gaz etini yemenin bir e, gelenek olarak yaygınlaşması için çaba göstermekteyiz. Ama yaz aylarında burada ikamet ediyoruz. Yani yılın aşağı yukarı 9 ay biz burada ikamet etmekteyiz. Diğer günlerde de yani günümün 4-5 saatini bunlarla geçiriyorum. Geliyorum, bakımlarını yapıyorum, yemlerini veriyorum. Özellikle bu hayvanlar merada yayılırsa daha iyi oluyorlar. Merada bunları yayıyoruz. Ve yaz aylarında da yine hacılarda bir su var Erciyes'in suyu. Bu su da buraya geliyor bu, su, bu sularda da yaptırdığımız havuzlarla bunlar burada e, günlük e, ihtiyaçtan su ihtiyaçtan da karşılıyorlar. Peki karlı bir iş mi Şimdi şöyle aslında sektör oldukça bir karlı bir iş çünkü gazın e, ayağından kafasından iç organlarından özellikle gaz ciğeri e, Fransa'da gibi ülkelerde çok değerli bir ürün eti de değerli ama dediğim gibi bir tanıtım e, veya bir şey e, bu işi geliştirecek bir destek olmadığı için insanlar hob olarak yapıyor. Ama meraklısı çok. Yani eti de pahalı. Etinin kilosu da aşağı yukarı 50 ile 70 lirası, 70 lirası eti de satılıyor. Yani karlı bir sektör. Ama bunun entegre bir tesis olması lazım veya aile işletmesi olması lazım. Biz de bunu aile işletmesi olarak yürütüyoruz. Çünkü o daha hoş oluyor aile işletmesi olması. Ailenin bütün fertleri yardımcı oluyor sağ olsunlar. Yavaş yavaş ek bir iş olarak devam ediyoruz. <laughs>